Ne diyorlar? Onu şutla diyorlar. Şutla diyorlar. Ustalar öyle dedi bana. Şutla ya söyleyecek ona dedi. Cevap da bulamıyorum ki Seda abla artık. Hiç oraya bile bakmak istemiyorum. Ben de. Hiç. Ne? Her gittiğin yerde de gene benim hakkımda konuşuyorsun Solmaz. Konuşurum sana. Konuşmayacaksın sana o zaman. Bitirdiysen bitirdim sana diyeceksin. Sana ne bir şey mi olsun? Benim görüşmem var burada Solmaz. Sordular ben görüşmem de cevap verdim. Yani. Verme cevap verme ya. Bitti diyeceksin bitti. Son noktayı koyacaksın. Bittiklerini herkes biliyor zaten. O zaman benim hakkımda bak her gittiğin yerde konuşmayacaksın Solmaz. Sen konuşurken ben seni mi konuşuyor muyum? Evet konuşuyorum. Nereye gitsem Solmaz diyorlar. Kim evet, diyorum böyle? Konuşuyorsun. Kim tanımıyorum diyorum. Konuşuyorsun inkar etme yani. Neyse talibim de kapıda kaldı beklemesin. Siz gittiğiniz yerlerde Büşra soruyorlar mı? Nurullah konuşuyor mu? Hiçbir şekilde sormuyor. O kim diyorlar. Benim için bitmiş biri diyorlar. Hmm. Nurullah mı öyle diyor? Evet. Senin bu söylediklerini var ya bir gün. Yedireceğim mi diyorsun? Dün peki neden gülü aldın masada? Cevap. Nurullah Bey. Şimdi. Seda abla benim çevreye karşı bir saygım var. Sonra? Bilgim var. Sen sonra o çiçeği atmışsın buraya. Baktım yerlerde Seda abla. Ben de çiçeği aldım. Ne yapayım abla? Çiçeği Semra Hanım aldı zaten. Önce tamam Semra oradan almıştı Seda abla gene yerdeydi çiçeği. Ama sonra saksıya da koydu. Tamam oradan da almışlardı. Saksıya koydu Semra Hanım. Semra Hanım oradan da almışlardı. Sonra sen de aldın onu cebine koydun. Değil mi Semra Hanım? Evet. Şey o stüdyo kirlenmesin diye belki şey yapmıştı. Aynen ya, öyle başka bir şey ya. Sen onu benim küllüğüm yok şimdi anladın. Bunu kimse yani yutmaz. Saksının içine konulan çiçek alınıp cebe konduysa bunun çok büyük bir anlamı vardır. Ya. Bu aşk ölmemiştir. Kasılmakta haklısın kızım o zaman. Böyle durmakta haklısın. Doğru ya doğru. Yapmayacak abla gerçekten mı yerdeydi. Ben de aldım Seda abla. Koydum zaten kenara. Ne yapıyorsun? Büşra şey bozuldu mu bu olaya? Almana çiçeği. Büşra bozuldu mu annem? Görmedim çiçeği aldın. Büşra bozuldu mu? Büşra İşte bana aldım. Soruyor arkaya geri. Evet. Var mı bir suratın şıra? Neden kızarsın benim? Çocuk utanacak bir şey mi koyuyor yaptı? Utanacak cebine. Bir şey. Ben sana bir söyleyeyim mi? O bana bir söz... ...etmedim. Sadece ne dedim sana? Tamam bitti dedim bak bitti. Son noktaya koydum bitti. Zaten gittiğin yerlerde hiç hoş bir yer değil anladın mı? Şimdi bana bakma öyle. Nasıl gittiğin senden yerler çok... Benim için. Bütün roman aldı. Hayır ben söyleyeyim sana. Ben sana söyleyeyim yani. Ben kaldıramayacağım şeyler anladın mı? Hayır. Eğer bir açık kapım ya yoksa ben sana söyleyeyim. Yok hani veda diyorsun ya Nurla. Niye kaldırasın ki? Sana ne benden? Ya sokakta bile tulumba çekiyorum ben sana ne diyeyim sana ben? Sana ne benden? Sokak o zaman benim hakkımda orası konuşmayacaksın. Solmaz gittiğin yerlerde. Bil de konuş. Konuşmayacaksın. Bil de konuş. Önce bir şey söylemek istiyorum. Gittiğin yerler diyemezsin çünkü o bütün müzisyenler roman. Benim halkım. Anlatabiliyor muyum sana? Nurullah. Kapı. Her ailenin gidip ya eğleneceği tabiri caizse halk diliyle orası çok affedersiniz herkesten özür diliyorum. Kurtlarını dökebileceği ailelerin gittiği aynen eğlence yeri. Semra Hanım onu gider, hayır ben çocuğum oraya ben de gidiyorum eğlenmiyorum. Ama yani, yaptığı hareketler benim hoşuma gitmiyor Seda abla. Sana onu ne söylüyorum. Sana ne? Sana Allah'ım ya. Peki talibini alalım. Sana ne? Peki talibini gelsin o zaman. Gelsin ya çok konuştum. Davet ya edelim mi emin tabii misin? Tabii ki de. Olmaz. Evet. Tamam. Ömer Faruk Bey geliyor efendim. Buyurun. Var mı be böyle bir sevgi böyle bir aşk gösterin bana. Var mı be böyle bir tutku ölümüne dostum ölümüne. Var mı be böyle bir sevgi böyle bir aşk gösterin. Ölümüne dostum, ölümüne. Şimdi. Ama ben başka Ömer Faruk zannettim valla. Başka Ömer Faruk var mı burada? Sen yok niye bana geldin çıktın? Sinirden gülüyorsun. Yo hoşlandım beğendim geldim. Hoşlandın ya mı? Evet. Songül'den de hoşlandın. Yo Songül'den hoşlanmadım evet ki. Evet hoşlanmıştın. Aha geliyor valla. Son. Aha. Ömer Faruk koştur geliyor oradan. Songül'e mi talip olmuştun daha önce Ömer Faruk? Songül bana talip olmuştu. Songül sana evet olmuştu. Canım arkadaşım ne güzel olmuşsun kız. Songül ne oldu odadan fırladın ya? Ömer Faruk Solmaz'a talip çıktı annem. Sen benim en yakın arkadaşıma talip çıkamazsın. Çıkamaz. Sen,
Çıkamaz. Seni çıkartıyorsun. Sen Allah Allah. Ekibimize kızma ama. Ekibimize. Müzisyene bile çiçek gönderdin. Senin evet gönderdim ne oldu? Ne karıştırıyorsun şimdi o çocuğu? Nasıl ne karıştırıyorsun? Ne karıştırıyorsun? He? Yani o zaman burada herkes... O benim en yakın arkadaşım. Çıkmasın mı? Senin ne işin var? Seni biz üçümüz yemeğe gitmedik mi Nurullah? Programı. Ben he? Herkese saygı duyuyorum. Burası evlilik programı. Öyle evlilik herkese program. Saygı duyuyorum. Burada herkes herkese çıkabiliyor. Ben sana şey söyleyeyim. O koltuktan kalkacaksın. Solmaz. Kalkacaksın. Songül bu konuda ekibimize kızma. Çünkü programda hani evet, birine talip olan onun arkadaşına talip olamaz diye bir kural yok ki o yüzden arkadaşlar. Bizim aramızdaki dostluk öyle bir dostluk ki ben Solmaz'ın muhabbet olduğu bir insanla hayatta muhabbet kurmam. Sen de kuramazsın kalkacaksın Songül, koltuktan. Songül o zaman Gül gibi çocuğu kaçırmayacaktın elindeyken anladın mı? Kaçırmayacaktın adam gibi adam anladın evet, mı? Evet adam ben gibi adam söyleyeyim. Olabilir kaçırmayacaktın. Ne ben yapıyor? Sana söyleyeyim. Acısı oradan dokundu ben çocuğu bıraktım. Ben istediklerimi bulamadım. Kardeşim. Ben istediklerimi bulamadım. 10 numara çocuksun. Ben sinirde olsam yanında oturmam. Kalkar, locuya otururum. Ya ne alakası var? Sen şimdi sus, kukuma kuşu orada otur. Sen de bir de diyorsun hoşlandım falan filan. Tamam hoşlanmış olabilirsin ama olmaz yani. Seda bu cidden olmaz yani. Oturduk biz dördümüz bir arada muhabbet ettik. Ve saçmalık mı olur ya? Aşk meşk konuları hani olmaz. Şu an senin bunu yapma sebebini biliyorum. Aklın halen bende. Hı, sende. Buna eminim. Hı. Ve burada şahitlerim de var. Animatör Murat abiye de sorabilirsin. Niye olmamıştı sizin işiniz Ömer Faruk? Allah aşkına Seda mı olur mu? Songül'le niye olmadı çocuğum sizin işiniz? Abla çok konuşan biri ve herkesin ilişkisine karışıyor ya. Yani saçma sapan işler yapıyor. Herkesin ilişkisine karışıyor. Benim ilişkisine karıştığım yani, insanlar bak burada. Milletin ilişkilerinin altından hep söylüyor. Hala ilişkilerine karıştım diyorsun. O kıza talip çıkıyorsun. Bak saçma konuşuyorsun Ömer. Ay kırıldım. Ben de bir doğru konuş. Ya ben tamam geçmişte Nurullah'la bir... Sen de gel yanıma. Tunç gel. Sen gelmem baba. Tunç gelmiyor. Geliyor. Hayır salsaya gidecektiniz. Ne oldu? Ne oldu? Ben neyse kararı Solmaz'a bırakıyorum. Senin bana zaten saygın olsa oraya tek gidip buraya gelmez. Bak şimdi bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben saygımdan orada hala seni bekliyorsam sen hala buradasın. Tamam işte sen orada saygımdan sen beni bekle. Sen zaten sonra orada benim kanalım unutsuz. Şey, tamam güzel konuşun da bir şey söyleyeceğim güzel de. Güzel konuştun. Ama gelip konuşmasının yeriydi çünkü şaşırdı birden. Evet şok oldum. Ömer Faruk'u görünce Solmaz da sinirlendi de o yüzden. Siz ne oldunuz özel odada? Sen konuş bakayım. Söyle sen. Ne oldu? Bak bir şey olduğu yok yani sen odada bana diyorsun. Tamam seni tanımak istiyorum. Dün çay içme fırsatımız oldu ama fazla fırsatımız olmadı ama Seda Hanım. Ama sen şimdi böyle çıkışınca kısmak böyle çıkışma değil bak, yani bana diyor sen ki orada ben saydın ya sen bak, niye bana, geldin buraya? Bana, ben burada benim buraya çıkıp konuşma diyorsun. Ben de ona saygım duydum. Dedi ki senin ailen buna karşı çıkar mı dedi. Evet. Benim ailem benim kararıma saygı duymak zorunda. Tamam. Telefonla da görüştük zaten. Ailem tamam söyledi zaten. Evet. Ama senin kalkıp da orada o şekilde saygısız davranman benim zoruma gitti açıkçası. Yok bunda bir saygısızlık bir durum yok. Orada bir saygısızlık öyle yok. Sen o koltuktan kalkacaksın Solmaz seni de zaten tanıyorum arkadaşım anladın mı? Bırak bak çok şu an gerçekten çok sinirim. Şey yapacağım şimdi yani. Ne oldu biliyor musun Tunç? Solmaz'la Songül yani kardeşten de öteler. Anladın mı? O yüzden geldi müdahale etti. Doğru. Yani burada normal arkadaşlık değil. Normal arkadaşlıklara Uğur'da ben de kızıyoruz böyle arkadaş kanka olmayın ama onlar hayır sakin. Seda abla bizim çok başka bir şey anladın biliyorum. Mı? Sakin. Siz benim bu zamana kadar gördünüz mü Solmaz'ın bir muhabbeti olduğu bir insanla muhabbetimin olduğunu? Asla olmaz anladın mı? O da bu şekilde bir topun şeyine giremezdi. Sen nasıl kendini yakıştırdın da oturdun o koltuğa? Bir dakika Seda abla. Sen o niye araya giriyor ki? Bir dakika sana bir söyleyeceğim. Sen niye araya giriyorsun? Sen konuşma. Ya burası evlilik programı. Herkes talip olabilir. Sana ne? Sana ne? Niye giriyor? O çocuk o koltuğa oturamaz ki? Anladın mı? Herkes burada herkes talip olabilir. Bu benim sorunum. Sana ne? Hayır Solmaz'a çıktığı için mi böyle dertlendi? Ekibe mi çalışıyorsun? Haydi Songül. Sen mi karar veriyorsun buna? Sen susacaksın orada anladın peki, mı? Peki çocuktan hoşlanıyorum dayanamadım çıktım de açık konuş o zaman. Olabilir canım olabilir. Yani olabilir, öyle ya ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Sen de var çok saçma insansın ha. Sen çok saçma insansın gelip adamların işine karışıyorsun doğru, burada. Doğru saçma insansın daha düne kadar bana aşıktın şimdi çocuğu savunuyorsun. Savunacağım midesin. Tabii niye geldi ki acısı... Öylesin. Yanlış konuşuyorsun. Öylesin. Vallahi yanlış konuşuyorsun. Sana sen gerçekten saygım var. Saygımı bozmak istemiyorum. Solmaz. Ben de bozmak istemiyorum. İstemiyorum. Evet, ekranda resmi de görüyoruz. Gösterin ekrana verin. Göster, gel, göster. Oradasın.
Ne oldu tango şimdi? Tango yapacaktınız ya. He? Tango. Tango'ya gidecektik ya. He? Ne oldu? Olumsuz oldu. Ne oldu, gidiyordun? Ömer Faruk'la tango yapacaktınız. Sen ona çatamıyorsun, bana çatıyorsun hırsından, anladın mı? Nurullah'a mı diyorsun? Evet. Nurullah'a kapan sen de yani. Bak akşam kulağından anlatırım, beni çileden çıkarma çocuk. Sen de sinirinden ne yapacağını bilmiyorsun Nurullah. Allah Allah. Müdahale edeceksen oraya. Ya biz dördümüz aynı masada oturduk. Sen yakıştırabiliyor musun böyle bir şeyi? Saçmalama. Yakıştırabiliyor musun? Yorum yapacaksan da adam şimdi gibi yap. Şimdi Seda abi, o zaman kısa bir örnek vereyim. Ben... Oğlum onlar kardeşten ya. Tamam. Onlar ayrı bak. Buradaki locadaki arkadaşlıklar, dostluklar farklı. Bu iki kızın kardeşliği farklı. Farklı. Bunu sen de biliyorsun Nurullah. Tamam Seda abla, es geçiyorum. Geçen programda bana rastlı. Bunu başka biri zaten, başka biri. Songül'ün yerine başka biri olsa oradan çıkıp buraya gelip müdahale edemez. Ben neden müdahale yaptım biliyor musun abla? Geçen sene ama ben... Ama burada haklı. Geçen sene adam var. Dedim ki... çıkmadı, sen mi çıktın? Seda abla, geçen sene hatırlıyor musunuz? Ben dedim ki, dedim locadan talip beklemiyorum. Bana locadan talip geldi. Orada ne dediniz bana abla? Program gereği kabul edeceksin dedi. Bak bu başka bir şey ama gene anlamıyorsun. Başka. Şöyle düşün Nurullah. Songül sana talip olsa ya da sen Songül'e Allah talip... Allah korusun. Ya öyle düşün yani. Tabii öyle, öyle bir şey. Öyle bir şey. Ha öyle bir şey. Ne yaparsın? Yani yok. Tabii ki de başka bir şey. Şey... O zaman Faruk ne, şey Faruk ne amaçla geldin karşısına? Ya ben bana söyle o zaman. Beğendim, hoşlandım, geldim yani. Tanımak istedim. Ay inanmıyorum, hala beğendim, hoşlandım diyor. Ya sen sorgun, sen buradan hocadaki bir... Şimdi şaşırdığım bir konu var, ne biliyor musun? Neymiş? Biz seninle dışarıda merhabalaşıyoruz, hani kardeş gibi, anladın mı? Ya burada kardeş yok ki. Eğer burada kardeşim demiştim. Tamam, burada kardeş varsa başarılar hayatında. Ömer Faruk gel bir dakika, dur gel. Yok yok, gidecekti o koltuktan Murat, tam durdurma, gidecekti, tamam, anladın gider, mı gider, yani? Gider, yine gider de. Kendine yakışanı yaptı şu an. Gel, Ömer Faruk. Şimdi o zaman ne yapalım? Yapım ekibi arkadaşlar. Şimdi, Uğurcuğum. Ne yapalım? Ömer Faruk, Songül'le Solmaz'ın kardeşliğinin bu kadar derinliğini bilemeyebilir. Çocuk da der ki o da güzel. Sonuçta Ömer Faruk da buradaki hayır, bütün delikanlılar gibi. Hayır, içinde acı mı kaldı? Böyle mi? Böyle mi olacaktı? Benim he? İçimde acı mı? İçinde acı kalmış ya. İntikam aldı. Benim ismim böyle Duyan aldı. Duymaz. Ama yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Cuma günü geldim burada onun içinde. Aynı gün içerisinde birine talip oldu. Önce bir kendine bak, intikam sonra İntikam alamadı. Evet. Çünkü ben onu çaya maya çıkartmadım. Götürme yani. Arkadaşım zaten, anladın mı? Neyi götürecek? Dur, kızdırmayın Songül'ü arkadaşlar. Aa! Songül. Ömer Faruk diyor ki sen burada diyor bana olumsuz dedin. Ya aynı gün kaldım onun. Aynı gün birine talip evet çıktın diyor. Evet çıktım, ne olmuş? Sana olumsuz dedim ama. Sana olumsuz dedim. Yani sen bu normal de diyor, benim yaptığım mı anormal diyor çocuk. Evet anormal. Solmaz'ın karşısına geçip oturması anormal. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşte onu anlat. İntikam almak için mi? Ne yapmaya çalıştın anlamadım ben seni. Ömer. Gerçekten içindeki duygularını söyler misin şimdi, kardeşim? Bak ben soruyorum sana. Çocuklar. Şimdi ben burada açık gerçeği konuşmak istemiyorum. Bana da bak. Çünkü benim de seninle bir az olsa bir samimiyetliğim var. Bak gerçekten ne amaçla oraya oturdun? Ben, çok merak ediyorum. Yemek de demedim mi? Enişte dedim. Enişte adayınızı dedim. Onaydan geçirin demedim çok mi? Çok merak sen ediyorum. Sen nasıl? Sana enişte diyen bir adamı nasıl? Burada bütün insanlar birbirine çıkıyor da benim çıkmam mı sorun oldu? İçinde yara var biliyorum. Halen beni seviyorsun. Şahitler de var. Kafede yanıma gelip bana diyor neredesin? Ne diyor? Niye haber vermedin? Ömer Faruk peki o zaman Nurullah şunu öğrenmek istiyor. Yani Songül'ü işte bu raddeye getirmek, kızdırmak için mi çıktın acaba? Hayır ya, Songül'le bilgisi yok ki. Ona neyle zaten Songül hoşlanıyor ama ben doğru söylüyorum. Benim... Ben sana katılıyorum burada. Sen Ömer'den hoşlanıyorsun. Öyle gerçek niye? Yani. Bana kaç defa söyledin Songül? O çocuğu çok beğeniyorum. Ama hep beğendim. Zaten kendisine de talip çıkan bendim zaten. O zaman bu acı çektirmeyecektim. Adam gibi görüşecektiniz onunla. Yemeğe de götürdüm yemeğe ama sonra olumsuz Seda oldu. Abla, yemeğe ben seni götürdüm. Sen beni değil. Ben seni götürdüm. Seda ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Songül'le evet, çok alakalı. Evet Osman. Benim de bir görüşmem olmuştu Songül, hatırlatayım sana. Sen de olumsuz oldun. Ama olumsuz olduğunu burada kim biliyor? Bana hala herkes soruyor Songül'le ne oldu diye. Bir saniye lütfen. Ben konuşmak istiyorum. Bu zamana kadar sustum bu konuyla ilgili. Şu anda Ömer Faruk... Kafedeki kızlarla fotoğraf çektirmeyeydin. Bir saniye. O kızı da bağlayabilirsiniz. Hı. Tamam mı? O kız bana insanca demiş ki ben yarın gideceğim. Herkesle fotoğraf çekildi. O bir bahaneydi. Ondan önce de bir saniye. Songül dinler misin? Ben bu zamana kadar sustum biliyorsun değil mi? O fotoğraftan önce sen Murat abiye neden diyorsun ben sana talip çıkmak istiyorum?
Hangi fotoğraftan ya? Seninle kararım biraz önce oldu benim, anladın kim mı? Kim biliyor? Ondan sonra dedim Seda ben abla burada Cuma öyle bir açıklama yaptık mı? Cuma günü çıktım dedim ki ona. Seni dedim ben alacağım dedim. Tamam. Ama ondan i̇şte bir adım görmeyince çıkmadım, anladın bak, mı? Ekrandaki kimse bilmiyor bu olayı değil mi? Ha, evet bilmiyor. Seninle benim görüşmem olduğunu biliyor. Çünkü burada evet. Bir açıklama yapmadık. Çıkaydın o zaman, olumsuz diyeydin sen de. Ya sen burada geldin, şov yaptın. Dedin ki seni de buradan alıp götüreceğim. Hı. O zaman ben ne durumuna düştüm? Aa, bu çocuk burada yaptığıyla haklı, tamam mı? Sen çıkaydın. Hayır, bu çocuk burada haklı. Sizin başınıza patlıyor buraya oturttuğunuz adamlar. Beni çileye çıkartıyorsunuz. Tamam mı, şu anda kimse bana bir kimse dakika, bana dur. Komut Osman, vermiyor Osman, yani. Osman bir dur. He Ömer. Vardım burada kararını için. Osman bir dur. Evet Ömer. Şimdi Seda abla, Songül ve Solmaz iyi arkadaş olabilir dost. Hı. İşte benle Nurullah ve Nurullah'la Murat da iyi bir dost. Aynı odada kalan insanlar. Kendisi nasıl da Murat'a talip olmak veya sevgin varsa, hı, benim de onun geçmişindeki olan bir insana talip olabilirim. Sen olamazsın nasıl yapıyorsan, ya, sen nasıl talip olabilirsin? Bak sen Murat abi istiyorsun. Olamazsın. Sen sen de Murat da olamazsın. Murat'la Nurullah'la kendisi dost. Bak, bak, bak Ömer, şey Ömer. Ömer. Tek tek ne olur? Bir şey söyleyeyim mi sana? Heh. Evet. Ben seninle sadece bir o gün bir oturmuşluğumuz var. Ben burada geçen de söyledim. Benim burada arkadaşım falan, benim burada abi dediğim insanlar var. Abla dediğim gerçekten insanlar benden eş olarak büyüyor. Çünkü benim başıma geldi bu abla. Abla kardeş muhabbeti yaptım. Talip olamadım. İçim yandı, insanlar da oldu Seda abla. Şimdi az önce biz kızdık zaten bu olaya. Yani Songül'ün şu yaptığı olaya Müjdat'la Murat konusunda kızdık. Hatta Müjdat'ın abla demesine kızdık. Fakat bu iş çok farklı ya. Ben seni çok iyi anlıyorum abla ama yani ne amaçla geldiğini bence burada daha kimse anlamadı. Senin kafanda başka amaç var. İntikamsa kardeşim de ki ben senden intikam yani almaya geldim. Benim kimseden intikam alacak bir durumum haksız yok. Seninle bir sorun yok. Bir şey söyleyeceğim. Delikanlı gibi konuş o zaman. Sen gerçekten Solmaz'dan hoşlandın mı? Evet. Ha? Evet. Benim o zaman hani diyorsun ya dostuz. Benim yüzüme nasıl gülüyorsun da gelip karşısına oturuyorsun? Benim onu sevdiğimi bile bile nasıl oturdun karşısına? Ama demek ki sen de dost değilmişsin. Bak şöyle bir şey var. Sen, o zaman burada dostluk muhabbeti yapmayacaksınız bana. Şöyle bir şey var. Sen kim? Bırakın sen kendi söyleyeceklerini söyle çocuğum. Ben seninle sadece o zaman masaya oturdum. Dışarıda Seda gördüğümüz abla. Zaman merhaba merhaba var. Onun dışında fazla bir şeyimiz olmadı. Yani sana çok yakın ve dost olsaydım Murat gibi, bu hatayı yapsaydım yapmazdım ve buraya çıkmazdım utancımdan. Öyle misin değil misin peki? Murat abiye soralım, abimiz. Ömer bak ne istediğini bilmiyorsun bak. Şu anda bak söyleme güzel kardeşim. Şu anda sen bak ben sana söyleyeyim. Sen şu anda ne istediğini bilmiyorsun bak. Senin onun karşısına gelmenin bir amacı var. Bak son görüşse diyebilirsin ya. Ben de ki ben onu kıskandım. Ben de inanmıyorum. Ben de anladım. Acaba son günü kızdırmak için mi dedin? Sanki bir kıskançlık oldu gibi ya. Şimdi çok farklı. Berabersiniz. Songül'e inat yapmış gibi oldu. İzleyici de bunu böyle anlar. Seda abla da böyle anladı. Ben de tasvip etmiyorum. Ya şimdi çok anlamsız bir şey. Bir dakika yani Nurullah'la da konuşuyorsun bir yandan da. Bak yemek yemişsin. Yani şimdi bunun açıklamasını yapamazsın sen şu anda. Ya tamam ne olursa olsun sen Songül için yapmışsın gibi gözüküyor şu anda. Ya Songül için yapmadım, aklımda peki, değil ki. Peki Ebru bir şey söyleyecek. Ben, tamam ben. Murat bir dur. Heh. Seda abla şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Nurullah bu konuya niye bu kadar çok müdahale ediyor? Hani sonuçta onun olayı değil ve ayrıca az önce de bir cümle kullandı. Sen dedi benim Solmaz'ı sevdiğimi bile bile nasıl oraya oturursun dedi. Kayıtlar geri alınsın. Duydum onu. Evet. Yok ben duydum. Evet. Solmaz'ı sevdiğimi Solmaz bile bile diyorsun. Duydum. Hala demek ki seviyorsun. Ebru, bu cümle ne demektir Seda abla, söyler misin? Ebru. Solmaz'ı hala sevdiğimi bile bile o koltuğa oturabiliyorum diyorsun. Ebru. O zaman sevgine sahip çık Nurullah. Boş konuşma. Senin bana karşı garezin. Bana bak, ben geçmişe dair konuşuyorum buradan, tamam mı? Ben öyle boş konuşmuyorum burada. Geçmişe dair demedin sen. Sevgimi hala bile bile Solmaz'ı tamam, sevdiğini bile o koltuğa nasıl oturursun dedim. Buradaki bütün hoca duydu bunu. Bak. Bak sinirlendi, gel. Bak bak sinirlenince öyle. Yaptın mı? Ben gönder. Bana kardeşim dedin, geldin bana talip oldun ya. Ömer, ben fark, bu muhabbeti söylüyorum, anladın mı? Duydun mu beni? Eteğini indir. Ben...
Gel yanıma gel, gel. Hiç gitme, takma mikrofonları da. Gel. Mikrofonu açın, konuşuyor. Ne dedin? Hadi hadi de naş naş. Kim? Tabii ki de sağdakiler. Diyorsun ben.